İyi günler dostlar son haberlere bakıyoruz daha çok Irak üzerine haberimiz olacak. İlk olarak dostlar Irak'taki olaylardan sonra İran medyasının aslında Irak'taki olayları servis edeceğini iki gün önceki zirveyle ilgili yeni haberler paylaştığını görmekteyiz. Fotoğrafı görmektesiniz dostlar manşete taşınan kapak fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilerek bu şekilde bir fotoğrafı tercih edilmiş. İran'da Hamene'nin yetkisindeki radyo ve televizyon kurumunun yayını olan Cem Cem gazetesinin Tavarran zirvesi ile ilgili haberi görmektesiniz. Haberden ziyade fotoğraf seçimi dikkat çekiyor. Daha sonrasında ise Kayhan gazetesinde de Türkiye'nin üçlü zirvede umduğunu bulamadığını ve Suriye'nin kuzeyindeki harekattan vazgeçeceğini veya harekatı erteleyici değerlendirmesine yer veriliyor. Ben bu videoyu çektiğimde şu sıralar Milli Güvenlik Kurulu toplantısı devam ediyor. Belki siz bu videoyu izlediğinizde noktalanmış da olabilir. Oradan operasyon açıklaması gelir mi biz de bekliyoruz. Yine bunun dışında dostlar Irak'taki olaylara geleceğiz fakat Türkiye, Afganistan ve Türkmenistan arasında Afganistan'da elektrik enerjisini geliştirmek için üçlü anlaşmanın imzalandığı da bugün itibariyle duyuruluyor. Gelelim dostlar Arap Birliği'nin açıklamasına önce bir cümleyle aktaralım daha sonrasında detaylı aktaracağız. Türkiye'yi herhangi bir bahaneyle Arap ülkeleri içinde herhangi bir askeri harekat yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz açıklaması yapıldı. İlk olarak Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Şiap Cahit Zaon ile ilgili konuşuyor. Kendisi PKK'ya tek kelime etmemiş. Şu açıklamayı yapıyor. Başbakanımız Kazemi, Irak'ın saldırgan bir ülke olmadığını defalarca vurguladı. Ancak mevcut yeteneklerimizde ülkemizi havada ve karada savunma gücüne sahibiz. Hava kuvvetlerimiz halkımızı korumaya hazır şeklinde üstü kapalı olarak ülkemize mesaj yollamış durumda. Irak parlamentosu da Türkiye'nin Irak topraklarına yönelik sözde saldırısını görüşmek üzere cumartesi günü toplanacağını duyurdu. Irak meclisinde çok sayıda haber paylaşılmış özellikle Mısır'dan gelen açıklamalar ve Arap Birliği'nden gelen açıklamalar gündem olmuş durumda. Mısır ve Arap Birliği'nden ZAO olaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Arap Birliği şu açıklamayı yapıyor. ZAO'da turizm beldesini hedef alan ve 9 kişinin ölümü çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı sert şekilde kınıyoruz. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınayarak Irak hükümetine desteğini yine diyor. Arap Birliği Irak'a yönelik Türk saldırısını reddediyor açıklaması yapılmış. Görüldüğü gibi herhangi bir soruşturma yapılmadan, ne olduğu belli olmadan Türkiye biz yapmadık demesine rağmen Arap Birliği görüldüğü üzere Türkiye'yi kınamış durumda. Mısır ise Irak toprakları üzerinde Irak'ın egemenliğine tam desteği vurgulamış durumda. Irak hükümetinin ülkenin güvenlik ve istikrarını, kardeş Irak halkının çıkarlarını korumak için aldığı tüm kararları destekleyeceklerini teyit etmişler. Mısır'da bizi şaşırtmayan açıklamalarda bulundu. Fakat Mısır en azından burada ülke ismi vermemiş. PKK veya Türkiye dememiş bunu da söyleyelim. Bu haberleri aktarmış olduk. Almanya'dan da açıklama geldi. O da endişeliyiz açıklamasını yapıyor. Zaten başka bir açıklamada beklemezdik. Bu arada dostlar İran Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Zao'da sivillerin hedef alındığı saldırıyı kınıyoruz. Irak'ın istikrarını ve güvenliğini tam olarak destekliyoruz. Irak'ın güvenliği İran'ın güvenliğidir. Bağdat'a herhangi bir yardımda bulunmaktan çekinmeyiz açıklamasını yapıyor. Türkmen gazeteci İbrahim Bozan ise şunları söylüyor. Irak'ta İran destekli siyasi partiler, kanaat önderleri ve çeteler Türkiye ile diplomatik ilişkilerin durdurulmasını talep ediyor. Bugün Esad rejimi Dışişleri Bakanı da Türkiye'nin harekatına karşı çıkarken Türkiye savaş tehditinde bulunuyor. Ağlamanız harekata engel olamayacak açıklamasını yapıyor. Kendisi bilindiği gibi Suriye Türkmeni ve Irak Türkmenleri ile ilgili şunu söylüyor. Irak Türkmenleri ile ilgili haber yapmaktan uzak duruyorum. Oradaki soydaşlarımızın arasında mezhep farklılığı var onların iç meselesine müdahale olmayı uygun görmüyorum şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Maalesef dostlar Kerkük'te Haçlı Şabi'nin etkinliği büyük. Suriye Türkmenlerine göre Irak Türkmenleri Türkiye'den birazcık daha uzak gözükmekte. Özellikle İran güdümüne giren çok sayıda Türkmen var. Bu da özellikle Haçlı Şabi'ye bağlanmalarına sebebiyet veriyor. Bu da bizi şaşırtmıyor. Bir taraftan da dostlar Karabağ'ın işgal altındaki bölgelerde sözde Rusya barış gücünü görmektesiniz patlayıcı mühimmat imha timinin Ermenilerin Martakert dediği bölgede Magabus köyü yakınlarında bir mevzide 5 top mermisini tespit ettiği belirtiliyor. Bu şekilde bir açıklama gelmiş. Tabii ki de yer isimleri Ruslar tarafından Ermeniler nasıl adlandırıyorsa o şekilde kullanılmış. Yine geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve reisi zirvesinde bir olayın yaşandığı haberi paylaşılıyor. Dışişleri Bakanlığı'na ait makam aracının kontrolü kaybedip kaldırma girdiği, daha sonrasında en az 6 kişiden ikisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor. Irak'ta bu şekilde Irak Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir aracın kaza yaptığı notu düşürmüş. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Allah Allah. önünde de protestolar devam ediyor. Talebimiz Türk Büyükelçinin sınır dışı edilmesi şeklinde buradaki şahısların konuşma yaptığı belirtilmiş. Esad rejimi topçuları da İdlib'in güneyinde Cevel Zaviye bölgesinde Mezra kasabasına ağır toplarla saldırırken saldırıda sivillere ait araçların hasar gördüğü belirtiliyor. Cezayir ve Türkiye savunma sanayi alanında yaklaşırken Cezayir'in Türkiye'den Bayraktar TB2 siyah satın aldığı doğrulandı. Cezayirli personel bir süredir Türkiye'de eğitim görüyor. Daha öncesinde Fas'ta satın almıştı. Dolayısıyla Cezayir Pansir satın alacağını duyurmuştu. Ve bugün itibariyle Cezayir'in bayraklar Bayraktar TB2 siyah satın aldığını görmekteyiz. Türkiye dostlar Beyrut'a yatırım yapmaya devam ediyor. En son yatırımda ilginç bir biçimde bir kilisenin çanının Tiga tarafından onarıldığı haberini servis etmiştik. İzleyenler hatırlayacaktır. Bugün itibariyle Lübnan Milli Kütüphanesi'nde Türkiye Kitaplığı bölümünün açılacağı da duyurulmuş oldu. Türkçe ve İngilizce kitap Lübnan Milli Kütüphanesi'ne hibe edilmiş durumda. Son 10 yıl içerisinde 15 bin Lübnanlıya Türkçe eğitimi verildiği de belirtiliyor. Türk tarihi, edebiyatı, sanat, turizmi gibi konularda 190 kitaptan oluşan seçkin kitap arşivinin Lübnan tarafına teslim için başkent Beyrut'taki Milli Kütüphanede tören düzenlendiğine yönelik de haber paylaşılıyor. Diğer haber dostlar Amerika Birleşik Devletleri donanma hesabından 1.6 milyon takipçili hesaptan resmi paylaşım yapılırken Amerika Birleşik Devletleri donanma gemisinin 18 Temmuz 2022 tarihinde Aksaz Deniz Üssü'nü ziyaret ettiğini belirten haber paylaşılıyor. Haberi görmektesiniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi İcra Sekreteri GEO ile Afrika boynuzunu etkileyen itilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konusunu ele aldığını belirtiyor. Bir önceki videomuzda sadece Kırgızistan'daki Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısından haber aktarmıştık. Fakat elimizde toplantı ilişkin görüntü yoktu. Görüntü an itibariyle Türkiye saatiyle 16.47'de elimize ulaşmış durumda. Çolpan Atada Kırgızistan Devlet Başkanları zirvesine yapıyor. Buradan görüntülerle veda ediyoruz. Hoşça kalın. Çeçenya продовольственной и энергетической безопасности. Макроэкономическое у нашего региона нужно все время отслеживать ситуацию. Мы последовательно решаем непростые задачи. Вызовы требуют принятия эффективных мер по созданию в регионе прочной и долгосрочной системы безопасности.